Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bugün Sen Çal Kapımı dizisini inceleyeceğiz. Hayatta bütün umutlarına eğitimine bağlayan Eda Yıldız yani Hande Erçel yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat yani Kerem Bürsin ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken Serkan ve Eda bütün doğru bildiklerini unutturacak tutkulu zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur ve bu yüzden muhteşemdir. Peki dizinin başrollerinden Hande Erçel kimdir? Hande Erçel 1993 yılında Balıkesir Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2011-13 yıllar arasında Mota Oyunculuk Atölyesi'nde eğitimine başladı. Eş zamanlı tiyatro kedide oyun asistanlığı yaptı. Hande Erçel 2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversite adlı dizide başladı. 2014 yılında Hayat Ağacı adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı. Dizinin bir diğer başrollerinden Kerem Bürsin yani dizideki adıyla Serkan Bolat. Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir iş adamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşuyor. İş dünyasını çok iyi bir santranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor, aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. Peki Kerem Bürsin kimdir? 4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bürsin çocukluğu boyunca İskoçya, Edinburgh, Endonezya, Medan, Jakarta, Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Dubai, Türkiye, Ankara, İstanbul, Malezya, Kuala Lumpur, Amerika Birleşik Devletleri, Texas, Boston, Los Angeles gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Emerson College Boston'da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son semestrını Los Angeles'ta oyunculuk kariyeri okuyarak bitirmesine neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Kerem Bürsin'in Kanal D'de yayınlanan Güneşi Beklerken adlı dizide aynı ismi paylaştığı Kerem Sayer ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi Güneş Sayer rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak, Filmi unutursam fısılda da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref meselesi dizisinde Yiğit Kılıç karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle olan Ulan İstanbul dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Shorker Post ve Palace of the Demonet televizyon filmlerinde bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. Bu şehir arkandan gelecek dizisinde Ali Simit karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Can Feda filminde pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılında Blue TV'de Yaşamayanlar adlı dizide yer almıştır. Kerem Bürsin, 2019 yılında Muhteşem İkili dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide Mustafa Kerimcan karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya'nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya'nın da yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı Aynen Aynen adlı yeni dizisiyle dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan daha vizyona girmemiş olan Eflatun filminde Oflas karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrolleri paylaşmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dizi reytingleri ve dizi ve magazin haberleri için ratedtv.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.